Dünyada en fazla okuyucusu olan seyahat dergilerinden iki tanesi burayı dünyanın en iyi havalimanı seçti. Geçtiğimiz hafta Avrupa'nın en iyi havalimanı ödülünü de aldık ACI'den. 100 bin kişinin çalıştığı bir sistemden, ekosistemden bahsediyoruz. Selahattin Bilgen kimdir diye bir soru sorsam. O günden bugüne de aslında hayatımın merkezinde İstanbul'a İGA var. Şu anda kaç destinasyona merhaba diyor? Dünyada en fazla noktaya uçuş yapılan havalimanı konumu. İGA devlete kira veriyor mu? Ne kadar veriyor? Ne kadar ödeme yaptı? Bugüne kadar devletimize 1.3 milyar euroya yaklaşan bir ödeme yaptı İGA işletmesi. Bizim aslında dünyada artık çok önemli bir oyuncu olduğumuz ve bunu da daha da ileriye taşıyacağımızı düşünüyorum. Küresel rekabette rakiplerimize göre de aslında bir adım önde olabildiğimiz bir alan. Arkadaşlar herkese merhabalar, selamlar. Bugün İGA'dayız. İstanbul Havalimanı demek belki de daha doğru. Muhtemelen bizi izleyen birçok insanın yolunun geçtiği bir nokta. Tabii bugün biz bir seyahat için değil ama burada bugüne kadar yapılanlar ve bundan sonraki planlar neler? Bütün bunları konuşmak üzere İGA CEO'su Sayın Selahattin Bilgen'le sohbet edeceğiz. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz Adem Bey. Çok teşekkürler. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? İyi misiniz? Yoğun bir temponun içerisindesiniz. Uzunca bir süredir yoğun bir temponun içerisindeyiz. Biliyorsunuz havalimanı ilk yapım aşamasından bugüne kadar aslında çok hem ciddi bir dikkat çeken yanı oldu ama bir yandan da az zamanda büyük bir projeyi hayata geçirmek için ciddi fedakarlıklar da gerektiriyordu. Benim de içinde bulunduğum ekip aslında uzunca bir süredir bu temponun içerisinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Genel anlamda ama keyifli. Geldiğimiz noktadan çok memnunuz. Artık inşaatın bitmesi, operasyonların başlaması sonrasında havalimanının bilinirliği de her geçen gün artıyor. Yapılan operasyonların sonuçları da aslında rakamlara yansıdıkça başarımız biraz daha gün yüzüne çıkıyor. Bu da tabii bizi daha çok motive ediyor. Selahattin Bilgen kimdir diye bir soru sorsam tanımayanlar için, sizi daha yakından tanımaları için. 1981 İzmir doğumluyum. Ülkemizdeki genç yöneticilerden biri sayılırım herhalde. İlk orta öğrenimimi İzmir'de tamamladıktan sonra Fen Lisesi mezunu olarak Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde iktisat okudum. Aslında ekonomi benim için bilinçli bir tercihti. Küçük yaşlardan beri ekonomi ve finans alanına daha çok ilgi duyuyordum. Sonrasında İstanbul'a geldim. Bankacılık sektöründe çalışmaya başladım. Bankada çalışırken Boğaziçi Üniversitesi'nde de işletme yüksek lisansı yaptım. Bu da aslında biraz böyle reel sektör tarafını da işi öğrenme gayretinden dolayı oldu. Yaklaşık 12 yıl bir bankacılık deneyimim oldu. Bu süreçte de ağırlıklı kurumsal bankacılık ve yatırım bankacılığı alanlarında çalıştım. Reel sektöre de geçişim aslında biraz İstanbul Havalimanı'nın ihalesi sonrasındaki ilk finansman aşamasında gerçekleşti. Yatırımcı firmalardan bir tanesine finans üst düzey yöneticisi olarak transfer oldum ve o günden bugüne de aslında hayatımın merkezinde İstanbul Havalimanı var. Yaklaşık 10 yılı geçen bir süreçte İstanbul Havalimanı projesinin ilk finansmanı, inşası, operasyona geçişi ve bugüne gelmesinde ekip arkadaşlarımızla beraber aslında ben de sürecin içerisinde yoğun bir şekilde yer aldım. Sıfırdan başlayan yolculuğun bugünden geriye doğru baktığınızda nasıl yorumlarsınız? Tabii aslında havalimanının ilk projenin başlangıç aşamasında ciddi bir şey vardı, heyecan vardı ama bir yandan da aslında bir önümüzdeki kısa süreçte yapılması gereken çok fazla iş vardı. Bu da tabii biraz aslında zaman zaman bizi strese soktu zamanlarda oldu. İtiraf etmek lazım. Havalimanı sahası uzunca yıllar kum ve kömür maden işletmelerinin operasyonları sebebiyle zemini çok bozulmuş bir alandaydı ama bu kadar büyük bir havalimanının İstanbul'da planlanabileceği de aslında daha doğru bir yer yoktu. Dolayısıyla birçok mühendislik çalışması sonucunda bulunduğumuz yer havalimanı alanı olarak seçildi. Biz de o sahada ciddi çok büyük bir yatırımla beraber havalimanı inşasına başladık. Tabii o dönem çalışan sayısının zaman zaman işte 40 binleri geçtiği, 76 milyon metrekarelik büyük bir proje sahasında sadece 42 aylık bir inşaat süresinde çok büyük bir havalimanını hayata geçirmeye fokus olmuştu ekip. 2018 yılı sonları geldikçe biraz artık böyle operasyonlara yoğunlaşmaya başladık. Tabii çünkü bu kadar büyük bir sistemin aslında sadece inşaatı değil işletmesi de ciddi organizasyon gerektiriyor. Orada da tabii ekip arkadaşlarımızla beraber büyük bir emek var gene. Devletimizin büyük bir desteği var. Hissedarlarımızın ciddi katkısı ve desteği oldu. Ve Atatürk Havalimanı'nın kapanıp 33 saatte buraya taşınması, buradaki operasyonların kusursuz ve sorunsuz bir şekilde başlaması
bizim için önemli bir test oldu. Sonrasında da biliyorsunuz pandemi yaşadık. Açılıştan tam kapasiteyle operasyona geçişten sadece 10 ay sonra pandemi sebebiyle bütün dünyada biliyorsunuz hayat durdu. Bir daha o günlere dönmeyelim. İnşallah. Tabii bunun da etkileri aslında bütün dünyada çok uzun bir süre sürdü. Hatta havacılıkta dünyada hala ciddi şekilde devam ediyor. Ama tabii İstanbul Havalimanı'nın altyapı olarak kazandırdıkları, Türk Hava Yolları'nın da ciddi yatırımları var biliyorsunuz. Havacılık sektöründe de ülkemizin gerçekten stratejik bir konumu ve avantajı var. Bununla beraber pandemiden aslında biz daha güçlü çıktık diyebilirim rakiplerimize göre. Zaten bu da aslında rakamlarda da kendini gösterdi. İşte son 4 yıldır üst üste Avrupa'da en çok uçuş yapılan havalimanındayız şu anda. Evet. Hep çocukluğumuzdan bu yana bilinçaltımızda bir ifade vardır yani Türkiye'nin jeopolitik konumu diye. Bunu işte komşularımızın zaman zaman yaşadığı olumlu ya da olumsuz hadiselerden de bu ifadeler çok kullanılır. Havacılık sektörü için bu bir avantaj mıdır? Kesinlikle. Hakikaten benim de kulaklarımda çınlayan şeylerden bir tanesidir Türkiye'nin jeopolitik konumunun önemi. Ama bence aslında havacılık sektörü yatırımları hayata geçişip bunun meyvelerini aslında görmeye başlayıncaya kadar bunun biz sefasından çok cefasını çektik bana göre. Biliyorsunuz bulunduğumuz coğrafya bir yandan da zor bir coğrafya. Medeniyetlerin beşiği ama aynı zamanda da hakikaten siyasi çalkantıların zaman zaman yaşandığı, gerginliklerin olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Bu anlamda da tabii zaman zaman bunun dezavantajlarını da yaşıyoruz. Ama ülkemizin ve özellikle İstanbul'un Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının ortasında, merkezinde yer alması, aynı zamanda havacılık sektörü bakımından baktığımızda dünyadaki küresel hava hareketlerinin ağırlık merkezinin Afrika ve Asya'da daha fazla uçuş olmasıyla beraber bizim bulunduğumuz boylama kayması bizi aslında bir adım öne çıkardı bu anlamda. Bu da neyi sağlıyor? Aslında bunu birçok alanda gözlemlersiniz taşımacılık sektöründe. Örneğin otobüs veya dolmuş taşımacılığında bile ana duraklar vardır biliyorsunuz. İşte farklı noktalardan o merkezde toplarsınız, oradan dağıtırsınız. Biz buna havacılıkta hub diyoruz, yani aktarma merkezi. Çünkü her bir noktadan ayrı bir noktaya uçuş aslında ekonomik olarak mümkün değil. Ama uçuş merkezlerinde farklı yerlerden gelen yolcuları toplayıp buralardan da diğer yerlere dağıtmak aslında diğer taşımacılık alanlarında olduğu gibi havacılıkta da çok yaygın olarak kullanılan bir yöntem. Tabii bu uçuş hareketlerinin merkezinde olmak, coğrafi olarak da aslında birçok yere yakın olmak, majör uçuş noktaları anlamında İstanbul için tabii ki bir önemli fırsat yaratıyor. Peki burada tam olarak bağlantılı olarak şunu eklemek istiyorum. İGA şu anda kaç destinasyona merhaba diyor? İstanbul Havalimanı bugün itibariyle dünyada en fazla noktaya uçuş yapılan havalimanı konumunda. Bu kesin bilgi midir? Evet, rakamla söylüyorum. Hani şey diyorlar ya, kesin mi yayabilir miyiz diye. Rakamla söylüyorum. 316 noktaya buradan uçuş var ve bu her geçen günde artıyor aslında. Bunun aslında temelinde az önce bahsettiğim gibi hani coğrafi olarak havacılığın merkezinde yer almamız bu faktörlerden bir tanesi elbette. Ama bunun yanı sıra havacılık sektörünün gereklerini yerine getirmiş olmamız da aslında önemli bir faktör. Yani bu kadar büyük bir altyapı yatırımı doğru zamanda ve doğru maliyetlerle yapılmamış olsaydı buradaki servisleri biz küresel standartlarda ve ekonomik olarak rekabetçi şekilde sağlayamıyor olsaydık coğrafi konumumuzdan gelen avantajı değerlendiremeyebilirdik. Ama doğru zamanda yapılan, atılan adımlar, alınan kararlar ve bunların doğru şekilde uygulamaya geçirilmesi aslında bizi şu anda dünyada en fazla uçuş yapılan nokta konumuna getirdi. Bu aynı zamanda kendini hava yolu sayısında da gösteriyor. Mesela bugün itibariyle İstanbul Havalimanı dünyada en fazla hava yolu şirketine ev sahipliği yapan iki havalimanından bir tanesi. Bangkok Havalimanı ile zirvede yer alıyoruz ki bu yıl sonunda şu anda 106 olan hava yolu sayımızı 110'a çıkartarak bu alanda da dünyada birinci sıraya yerleşmeyi öngörüyoruz. Bütün bunlar aslında az önce söylediğim şeylerle beraber bizi dünyada gerçekten hak ettiğimiz noktaya getiren gelişmeler. Buranın bir güvenliği var, bir arka planı var, bir sürdürülebilirliği var. Sizi bu anlamda diğer hava alanlarından ayıran en önemli özellik nedir? Bu sürdürülebilirliği nasıl sağlıyorsun? Havacılıkta aslında çok entegre bir sistem üzerinden çalışıyoruz. Yani bir havalimanından kalkan uçak başka bir havalimanına giderken buradaki olası bir gecikmeden oraya etkilenerek iniyor. Veya bir havayolu şirketinin uçağı havalimanına gene inip kalkarken bir hizmet alırken sizin sistemlerinizle entegre bir şekilde çalışması gerekiyor. Dolayısıyla aslında
Uluslararası standartları olan ve ciddi kurallara tabi bir sektörden bahsediyoruz havacılığı konuşurken. Havalimanı da aslında buradaki ana bileşenlerden bir tanesi. Ama tabii burada belli alanlarda fark yaratmanız da tabii ki söz konusu olabiliyor. Örneğin İstanbul Havalimanı birçok anlamda sektörde aslında öncü konumda. Bunu siz de deneyimliyorsunuzdur. Bizler de zaman zaman paydaşlarımızla bir araya geliyoruz. Uluslararası birçok toplantıda ve organizasyonda. İstanbul Havalimanı ile ilgili gerçekten ciddi bir teveccüh görüyoruz. Tabii bunun arkasında temelde bence birkaç tane ana faktör var. Bir tanesi bizim havalimanının tabii ki yeni yapılan bir havalimanı olması itibariyle aslında son teknolojiyi yapımının içerisinde dikkate alarak inşa edilmiş olması. Bunun getirdiği tabii ki ciddi avantajlarımız var. Ama temelinde bence merkezine biz yolcu deneyimi ve yolcu memnuniyetini, sürdürülebilirliği ve çalışan memnuniyetimizi koyduk. Aslında bu başka sektörlerde de çalışanlarınız yaptığı işi severek yapıyorsa, motive bir şekilde yapıyorsa, müşterileriniz aldığı hizmetten memnunsa ve yaptığınız iş dünyaya ve ülkeye aslında bir değer yaratıyorsa başarılı oluyor. Dolayısıyla aslında bizim bu eksende düşünerek kurguladığımız yapı bugüne kadar bence iyi çalıştığı için de bunun bir şeyini görüyoruz, sonucunu görüyoruz. Daha spesifik belirtmek gerekirse örneğin, tabii burası aslında gerçekten dünyanın havacılık merkezlerinden, ana merkezlerinden bir tanesi olmak üzere kurgulandığı için içinde bulunduğumuz terminal 1.4 milyon metrekarelik dünyanın en büyük terminali. Ama tabii biz bu büyüklüğün getirdiği mesela operasyonel avantajlar var. Bu kadar çok havayolu şirketini, bu kadar çok destinasyonu tek bir noktada topladığınızda, tek bir terminalden aslında hizmet verdiğinizde bunun belli avantajlarını yaşıyorsunuz. Havalimanının açılışı öncesindeki biz planlarımızda hep merkeze bu yolcu konforu ve memnuniyetini de koyarak düşündüğümüz için belli mesela yolcu segmentleri oluşturduk. Örneğin engelli yolcularımızın terminalin otoparkından veya ilk girişinden uçağına gidilinceye kadar ki geçtiğin sürede dışarıdan yardım almadan gidebileceği bir altyapı var havalimanımızda. Örneğin tabii bu da mesela bizi en erişilebilir havalimanı yapıyor. 65 yaş üstü yolcularımız için ücretsiz buggy servislerimiz var. Gene aynı şekilde küçük çocuklu ailelerimiz için özel programlarımız var. Hızlı geçiş, gene buggy imkanları mevcut. Bu şekilde her bir yolcu segmenti için özel oluşturulmuş alt programlarımız var. Bunlar da aslında hem yolcu deneyimini aslında en üst düzeye çıkarıyor hem de burada farklı ihtiyaçlara karşı farklı çözümler oluşturma imkanı sunuyor. Sürdürülebilirlik de aynı şekilde. Havacılık sektörü ekonomiyle beraber hatta dünyadaki ekonomik büyümeden neredeyse 3 kat daha hızlı şekilde büyüyor. Hızlı ulaşıma talep her zaman daha fazla. Ama bunu da beraberinde getirdiği bir tabii hem çevreye hem de sosyal anlamda etkiler olabiliyor. Bu anlamda da biz aslında ilk günden beri çok dikkatli ve özen göstererek hareket ettik. Örneğin havalimanı inşasından sonra 7500 hektarlık bir ağaçlandırma projesi geliştirdik Orman Bakanlığı ile beraber. Gene içinde bulunduğumuz bina dünyadaki en büyük Gold LEED sertifikalı bina. Bu şu demek aslında sürdürülebilir binalar içerisindeki en büyüğü dünyada gene havalimanı binamız, terminal binamız. Bu ciddi geri dönüşüm, enerji verimliliği gibi konularla beraber ancak mümkün olabiliyor. Gene biliyorsunuz geçtiğimiz yıl inşasına başladığımız 240 megawattlık bir güneş santrali projemiz var. Bu da önümüzdeki yıl başında devreye girdiğinde sadece İGA'nın değil havalimanı sistemindeki bütün paydaşların elektrik tüketiminin tamamını güneş enerjisinden karşılamamızı sağlayacak. Hem enerji bağımsızlığı anlamında hem sürdürülebilirlik anlamında çok büyük bir adım olacak. Türkiye'de de sizler gibi önemli şirketlerin bu alanlara yatırım yapması bence çok değerli bir şey. Çünkü enerjide dışa bağımlılığımız zaten malum ve ilerleyen belki yıllarda su savaşlarında olacağı gibi elektrik savaşlarında aslında bence göreceğiz. Bu anlamda da bugünden yapılan yatırımları ben kıymetli görüyorum. Onu da belirtmek istiyorum yani. En çok konuşulan konulardan bir tanesi kira meselesi. Yani İGA devlete kira veriyor mu? Ne kadar veriyor? Ne kadar ödeme yaptı? İşte borçları ötelendi vesaire birçok durum oluyor. Bir memnuniyet söz konusu. İyi ki İGA var ama ya burası kira veriyor mu kardeşim? Gibi bir durum da oluyor. Bu işin aslı nedir? Yani bu işin nüvesinde ne var? Tabii bu kadar büyük bir projenin arkasındaki parametreler genelde karmaşık oluyor. Bu havalimanı
Tabii belki sadece terminal binasını gözlemliyoruz ama dediğim gibi 76 milyon metrekarelik bir alana yayılmış, 200'den fazla binanın inşasını gerektiren, 3 tane ana 2 tane yedek pisti olan, çok böyle arkasında kompleks sistemlerin olduğu bir devasa yapı. Bunun arkasındaki ekonomik parametreler de aslında böyle bir cümleyle anlatılamayacak kadar karmaşık olabiliyor çoğu zaman. Tabii bu da hani konuyu aslında başka mecralara çekmek isteyen kişiler için zaman zaman kullanışlı olabiliyor ama hani orada ben aslında çok net söyleyeyim. Birincisi Atatürk Havalimanı'nın işletmesi niye devam ettirilmedi gibi mesela söylemler oluyor. Hı hı. Örneğin İstanbul Havalimanı'nı işleten İGA şirketinin bir önceki Atatürk Havalimanı'nı işleten şirkete göre yaklaşık kira yükümlülüğünün 8 kat daha fazla olduğunu söylemek lazım. Aynı şehrin aynı havalimanı işletilirken daha önceki ihalede oluşan bedele göre sonraki ihalede oluşan bedel aslında neredeyse 8 kat daha fazla bir kira yükümlülüğü getiriyor. Bu tabii ki devletin çok lehine olan ve az önce söylediğimiz hani o bir stratejik durumdan da kaynaklı bir ekonomik değer yaratılıyor. Bu ekonomik değerden devletimizin aslında daha fazla pay almasını sağlayan bir ihale oluştu. Bizim bu havalimanı ihalesine girdikten sonraki oluşan durumda. Bir ikincisi yatırım yükümlülükleri. Havalimanı yatırımının tamamı ihaleyi kazanan İGA şirketinin uhdesinde gerçekleşti ve gerçekleşiyor. Bizim bu havalimanını yapmakla ilgili 10.2 milyarlık euroluk bir yatırım taahhüdümüz var. Evet. Bu da 4 etapta yatırım yükümlülüklerimiz tamamlanmış durumda. Birinci etapındaki asgari 7.5 milyar euroluk yatırım da tamamlanmış durumda ki zaten az önce bahsettiğim mesela GES yatırım gibi yatırımlar da bunun üzerine eklenmeye devam ediyor. Dolayısıyla aslında hem yatırımın yapılması hem de yatırım sonrası işletilmesi anlamında devlete herhangi bir ekonomik yük yaratmayan aksine çok ciddi bir ekonomik katkı sağlayan bir proje. Bugüne kadar devletimize 1.3 milyar euroya yaklaşan bir ödeme yaptı İGA işletmesi. Havalimanı işletmesinden kaynaklı imtiyaz bedeli olarak diğer kalemler altında. Bu da önümüzdeki yıllarda da o sözleşmeden gelen yükümlülükler nispetinde ödememiz gereken bir kira tablomuz var. Onunla uyumlu olarak devam edecek. Örneğin bu yılın kirası 886 milyon euro. Önümüzdeki yılın ocağında ödenecek. Sonraki yıllarda da işte 1 milyar euronun üzerine çıkan 1 milyar 56 milyon euro mertebesine ulaşan bir kira takvimi dahilinde bu ödemeler gecikme olmadan sözleşmedeki şartlar neyse o şekilde birebir olarak gerçekleşiyor. Yani siz 2025 ocağı kadar sözleşmede olan 880 milyon euroyu devletin kasasına ödeyeceksiniz. Şu anda 1.3 milyara yakın bir bedel ödendi. Önümüzdeki ocak ayında da 880 milyon euroyu aşan bir ödeme daha yapılacak. Sonraki yıllarda da bu ödeme yıllık olarak devam edecek. Dediğim gibi bu kira ile ilgili olan kısım. Bir de tabii bizim garanti, biliyorsunuz bu yap işlet devletlerde garanti yükümlülükleri var. Gene bizim projemizde dış hat yolcu gelirine dayalı bir garanti mekanizması var. Ki açılışta bahsettim, ben uzun bir süre yatırım bankacılığı alanında da çalıştım. Bu tip büyük projelerin finanse edilebilirliğini sağlamak, ilk yapım aşamasında öngörülebilirliğini arttırmak için bu tip yapılar her yerde kurgulanabiliyor. Uluslararası bütün projelerde bunun örneklerini görüyoruz. Ama tabii bizim havalimanımızda garanti edilenin üzerine çıktığımızda bu sefer işletmeci şirketin devlete ekstra ödeme yaptığı bir mekanizma da var. Bu çok bilinmiyor galiba toplum tarafından. Aynen öyle. Dolayısıyla hani kiraların zamanında ödenmesi ve devlete ciddi bir katkı sağlıyor olması ve sağlayacak olması bir kalem. Ama onun yanı sıra İstanbul Havalimanı'nın dış hat yolcularının getirdiği gelirin garanti edilen seviyenin üzerinde seyrediyor olması da aslında ona ek olarak ödeme getiriyor. Böyle bir durum oluşuyor mu peki? Tabii ki biz şu ana kadar 60 milyon euroya yaklaşan bir ek ödeme yaptık. Hmm. Garanti üzerine çıktığımız için. Devletten hiçbir garanti ödemesi almadık bugüne kadar. Aksine garantinin üzerine çıktığımız için 60 milyon euroya yaklaşan bir ödeme yapıldı. Bu yıl içinde gene öngörümüz 70 milyon euroyu aşan bir gene garanti üstü dış hat yolcu geliri oluşması. Sayın Mehmet Şimşek'e buradan güzel haberleri verelim. Dolayısıyla aslında 2024 yılı bittiğinde de inşallah az önce bahsettiğim o kiraya ek olarak bir de bu garanti üstü ödemeleri de gene İGA olarak yapmaya devam edeceğiz. İnsani bir soru sormak istiyorum burada müsaadenizle, profesyonelliğin ötesinde. Siz şimdi burada işin başındaki isimsiniz. Ödemeleri yapıyorsunuz, takvimleri ayarlıyorsunuz vesaire. Bazen de çok haksızca eleştiriler de oluyor sosyal medyada veya diğer mecralarda. Ne hissediyorsunuz o anlarda? Şimdi şöyle düşünün, işte biz bu havalimanını az önce söylediğim gibi kendi
finansmanın yükümlülüğü kendimizde olacak şekilde yatırımını yapıp 25 yıl işlettikten sonra da zaten bir de devlete devrediyor olacağız. 25 yıllık sürede KDV'siyle beraber 26 milyar euroya yaklaşan bir kira bedeli var. Yatırımın tamamının bizim tarafımızdan sağlanması var. Bir de öte yandan uluslararası mecralarda da aslında gerçekten takdir gören bir proje. Tabii biz hani yurt içinde de aslında bunun daha fazla bilinmesi, daha fazla da takdir edilmesini tabii ki daha çok isteriz. Ama tabii bu aslında bir süreç bana göre. Projeye ilk başladığımızda işte hatırlar mısınız bilmiyorum. İşte pistler çöküyor. İşte çatıdan sular akıyor. İşte uçaklar rüzgardan dolayı inemiyor gibi böyle çok bolca spekülasyon yapıyordu. Bugün geldiğimiz noktada günde 1520 uçuş ortalamasıyla gene Avrupa'da birinciliğini devam ettiren 250-260 bin yolcu ortalamasıyla yolcu ağırlayan, dünyada en fazla noktaya uçuş yapılan, en fazla havayolu sayısını ağırlayan bir merkeze dönüşen bir noktadayız. Dolayısıyla artık bu eleştirilerin de artık ortadan kalktığını zaten görüyoruz hep beraber. Gerçek aslında böyle bir şey. Zaman zaman belki bükülmeye çalışılabilir ama günün sonunda gerçek neyse o çıkıyor. Doğruysa doğru, yanlışsa yanlış. Kesinlikle yani. O aslında bizi motive eden ana faktörlerden bir tanesi de bu. Yani biz sonuçta yaptığımız işin doğru olduğuna inanıyoruz. Hem kendi kariyerlerimiz açısından hem de ülkemize fayda sağlamak açısından önemli bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Dolayısıyla aslında bu da bizi motive etmeye yeterli oluyor. Bir defasında ben de öyle bir video çekmiştim. Hatta ey insanoğlu sen neler yapıyorsun diye paylaşmıştım. İki uçak yan yana inerken İGA'da. Sonra bu videolar belki de algıda seçicilik oldu veya algoritmasal olarak bilmiyorum. Benim çok önüme düşmeye başladı. İnsanlar çekiyor. Biraz da havacılığa karşı merakımız da var bence. Siz ne hissediyorsunuz? Böyle iki uçak yan yana iniyor, iki uçak yan yana kalkıyor. Biz aslında bu konuyla ilgili gerçekten heyecanlıyız. Neden? İstanbul Havalimanı'nın altyapısında şu an itibariyle, bugün itibariyle aslında 3 tane uçağın aynı anda inip aynı anda kalkabileceği bir altyapı mevcut. Burada gerekli hava tasarımları tamamlandıktan sonra, operasyonel emniyet tedbir senaryoları tamamlandıktan sonra, bu çalışmalar bittiğinde üçlü paralel operasyon dediğimiz operasyon bizim de aslında önümüzdeki dönemdeki hedeflerimizden bir tanesi. Üçlü paralel operasyon gene Avrupa'da hiç örneği olmayan, sadece Amerika'da bir yerde örneği olan bir uygulama. Bu altyapısı olarak pistlerin belli teknik yeterliliği sağladığı havalimanlarında uçakların aynı anda inip kalkmasını sağlıyor. Tabii uçakların aynı anda inip kalkması aslında pistlerin kapasitesini arttıran, yerde geçirdiği zamanı azaltan, bütün verimliliği topyekün aslında bir seviye daha yukarı çeken bir uygulama olacak. Dolayısıyla aslında inşallah iki değil üç olacak. İkili değil üçlüsünü yakın bir tarihte göreceğiz. Yalnız bir şey söyleyeyim, biz Türk milleti olarak istedikçe isteyen bir milletiz yani. En son Avrupa Şampiyonası'nda da gördük. İşte Hollanda'da gerçi o maçı da kazanabilirdik diye düşünüyorum ama 3'ten sonra 4'ü de talep eden bir şey olabilir yani. Şimdi şöyle, zaten İstanbul Havalimanı'nın en güzel özelliklerinden bir tanesi aslında çok iyi planlanmış olması. Sıfırdan yapılmasının arkasındaki mantıklardan bir tanesi de buydu. Dünyadaki havacılık merkezini biz İstanbul'a getirdiğimizde aslında burada çok ciddi büyük bir kapasite ihtiyacı olacağı için 4 etapa yayılmış bir yatırım planlaması var. 4. etap tamamlandığında aslında sizin söylediğiniz 4 değil 5 tane paralel pist olan bir havalimanı öngörüsü var bizim master planımız çerçevesinde. Bu, o günleri görür müyüz? Yani bizim trafik projeksiyonlarımıza göre aslında 2043-2044 gibi o seviyelere yolcu sayısı olarak geleceğimizi öngörüyoruz. Burası 200 milyon yolcuya kadar çıkabilecek bir altyapı. Yolcu sayısı tahminleri de o yıllarda 180 milyonlara buluyor. Ama tabii o söylediğiniz hani dörtlü beşli paralel operasyonun tabii şu anda teorik olarak bile altyapısı yok. İnşallah dünyada da gene bu anlamda İstanbul Havalimanı o operasyonda gerçekleştiren bir öncü olduğunu hep beraber görürüz. Yani şöyle 2040 desek 16 yıl. 16 yıl sonra hala bu şirkette oluyor olursanız bir röportaj sözü alalım o zaman yani. Belki de 5 uçağın arka arkaya böyle iniş yaptığı anları da görüntüleriz. Zaman da çok hızlı geçiyor bu arada yani bakıldığında. Hani geriye kalan ömrümüzü 2 güne sığdırıp özetleyelim desek 2 gün anlatacak bir hayatı bulamayız ama bakıldığında işte 25 yıl, 30 yıl, 40 yıl geride kalmış oluyor. Bu da zamanı en değerli şey olduğunu gösteriyor bizim hayatımız açısından. Bu arada tabii hani o kadar uzun zamandan bahsettiğimizde tabii bizler böyle projeksiyonlarla, tahminlerle, o tahmin
tahminlerin arkasında planlamalarla aslında bütün bu işleri yürütüyoruz. Ama bir yandan da dediğiniz gibi hayat da çok çabuk değişiyor. Mesela dünyadaki trendlerden bir tanesi de biliyorsunuz bu hava taksiler. Şehirler arası, ülkeler arası havalimanlarıyla, uçaklarla hızlı seyahat ediyorsunuz. Ama artık şehir içi trafiği öyle bir hale aldı ki dünyanın bir ucundan İstanbul Havalimanı'na geliyorsunuz ama İstanbul'un içerisinde bir yere ulaşmanız daha zor. Dolayısıyla bir trend de aslında bu drone taksilerin dediğimiz böyle dikey kalkış yapabilen ve şehir içi belli ulaşım, erişim sağlayan ulaşım araçları. Bence önümüzdeki o dönemde onların da havalimanlarıyla entegre olduğu bir dönem geliyor. Gene İstanbul Havalimanı olarak biz mesela bunlara da hazırız. Bunların da gene planlaması, altyapısı bu büyük planın içerisinde bir yerde var. Türkiye'de bireysel bu hava taksi olayı çok yaygınlaştığında ne gibi sorunlarla karşılaşırız gerçekten onu bilmiyorum yani. Ama havacılığın güzel tarafı şu, aslında sonradan gelişen bir sektör olduğu için daha kurallı, daha emniyetli. İşte biz oradaki kuralları bozabilir miyiz? Zaten şu an bu işte hava taksilerle ilgili temel konu da bu. Yani şehir içerisindeki hangi rotalardan uçacak, kurallar ne şekilde belirlenecek, nerelerde uçuş noktaları olacak. Bunların hepsi tabii ciddi planlama gerektiriyor, altyapı gerektiriyor. Daha üretim tarafının bu standartların belirlenmesinden sonra daha hızlı ilerlemesi söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla aslında dediğiniz gibi biraz belirsizlik de var. Hepimiz merak da ediyoruz ama bu gelişmelere karşı hazırlıklı olmak da tabii bizim görevlerimiz arasında. Havacılık konusunun tam T noktasının birleştiği yerdesiniz aslında. Uçaklar da sizin hayatınızda önemli bir yerde. İşte Boeing, Airbus veya diğer bizim bilmediğimiz birçok markalar falan. Sizin böyle bir favori uçağınız var mıdır böyle? Favori markanız var mıdır? Ben tek bir uçak tipini yapmıyorum ama tabii daha yeni tip geniş gövde uçaklarla seyahat etmeyi tabii daha çok seviyorum. Hem gerek iç tasarımlarının daha ferah olması, daha modern olması ama bir yandan da aslında daha verimli olması. Biliyorsunuz yakıt sarfiyatı anlamında da çok ciddi ilerlemeler kaydedildi. Siz tabii finansçı olduğunuz için bir taraftan da hemen işin ekonomik tarafını düşünüyorsunuz. Aslında sadece tabii ekonomik tarafı da bir boyut ama şimdi ben aslında İstanbul Havalimanı ve Türkiye perspektifinden baktığımda bizim aslında dünyada artık çok önemli bir oyuncu olduğumuz ve bunu da daha da ileriye taşıyacağımızı düşünüyorum. O yüzden sektörün genel konuları da aslında bizim konularımız olmaya başladı. Örneğin bu sürdürülebilirlikle ilgili ileride oluşabilecek kısıtlar aslında havacılık sektörünün bir kısıtı olduğu noktada bizim ülke olarak da bir kısıtımız olabilir. Dolayısıyla bu anlamda da aslında hazırlıklı olmak, duyarlı olmak, gerekli yatırımları zamanında yapmak çok önemli. Biraz da o perspektiften bakıyoruz açıkçası. Bundan yaklaşık 3-4 hafta önce Sabiha Gökçen'den bir uçuş gerçekleştirdim. Tahmin ediyorum ki ben ve benim gibi birçok insan bu görüntüden rahatsızdır. Çünkü Sabiha Gökçen Havalimanı şu anda gerçek manada yani o 1990'lı yılların otogarları ifadesini kullansam herhalde yanlış olmaz. Oradan oranın da başka bir işletmecisi var. Yani mutlaka onların da bir planı, bir stratejileri vardır sonuç olarak. Onları da böyle olumsuz anlamda anmak istemem ama. Şöyle şeyler de sanki aklı geliyor mu ya? İşte Sabiha Gökçen Havalimanı biraz daha atıl durumda kalsın. Kullanıcı memnuniyeti düşsün ve insanlar İGA'ya yönlensinler. Yani biraz burayı sizi bağlamak isteyenler olabilir mi? Sizin burayla bir dahliniz var mı? Sabiha Gökçen Havalimanı'nın iyi gitmesinin ya da kötü gitmesinin sizde bir pozitif veya negatif durumu oluyor mu, oluşuyor mu? Ben iki havalimanını sadece tek bir kez birbirine embet olduğunu gördüm. O da İstanbul'da yoğun bir hava olumsuz durumu söz konusuydu. Oradaki uçaklar buraya yönlendirilmişti diye hatırlıyorum birkaç yıl önce. Onun dışında da bir embet durumu görmedim açıkçası. Siz nasıl yorumluyorsunuz bunu? Sabiha Gökçen Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'nın konumlanması aslında birbirinden oldukça farklı. Havacılıkta biliyorsunuz bir legacy carrier dediğimiz full hizmet sunan hava yolları var. Bir de daha low cost ağırlıklı dediğimiz maliyetini düşürmeye odaklanmış, daha limitli hizmet servis sunan hava yolları var. Tabii burada İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen'in arasında ciddi bir segment farkı var. Dolayısıyla normal şartlarda İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen'in arasında yani Sabiha Gökçen'de kötü bir servis oluyor olması veya kapasitenin yeterli olmamasının bize doğrudan bizim iş planımızda yok. Yeri yok aslında. Aksine aslında burada şöyle bir durum var bence. Havacılıkta Türkiye'deki büyümelerin öngörülenden de hızlı olmasının da bir sonucu bence. Yani bazı eleştiriler var ya Atatürk Havalimanı işte bir pist daha yapılsaydı, büyütülseydi
olmaz mıydı deniyor. İşte biz orada diyoruz ki Atatürk Havalimanı'nın zaten teorik kapasitesi 40 milyon yolcuydu. Bir pist daha yapılsaydı zaten hani o zamanki hatırlarsınız verilen hizmetin kalitesini. Aynı hizmet kalitesinde en fazla işte 10-15 milyon yolcuyu daha ekstra ağırlamanızı sağlardı ki zaten 60 milyon yolcuya gelmişti. Kapasitesinin çok üzerindeydi. Aslında bu konu biraz buradan da geliyor. Yani Sabiha Gökçen Havalimanı ile ilgili ilk ihalesi yapıldığı zaman da yolcu sayısı 2 milyonun altındaydı Sabiha Gökçen'de. Hatta niye yapıyorsunuz diye tartışmalar da vardı. Hatırlayın hani oraya uçak iner mi kalkar mı gibi tartışmalar o zaman için de olmuştu. Dolayısıyla ama o 2 milyon yolcuyu ağırlayan havalimanında o zamanki projeksiyonlara göre benim hatırladığım 25 milyon yolcuya çıkacak şekilde bir tasarım yapılmıştı. Ama tabii aradaki geçen zamanda Sabiha Gökçen'in yolcu sayısı da hani 25 milyonu da çok üzerine çıktı. 34-35 milyonlara geldi. Dolayısıyla aslında temel mesele biraz o yolcu sayısının o öngörüden çok daha hızlı büyümüş olması havalimanında. Dolayısıyla hani burada bizim zaten bir dahilimiz söz konusu olamaz ama bana göre temel mesele bundan kaynaklanıyor. Ve zaten hani İstanbul Havalimanı'nın da bu kadar işte daha vizyoner bakış açısıyla daha büyük bir kapasiteyi sağlayacak şekilde planlanmış olması biraz buradan geliyor. Aksi halde işte burası da gene 90 milyondu faz 1'inin kapasitesi. Biz bu yıl geliyoruz zaten neredeyse 90 milyon yolcuya. Burası da sanki beklenenden hızlı bir büyüme gerçekleştiriyor. Burada da işte biz ikinci faz yatırımlarımıza başladık bile. Yani İstanbul Havalimanı yeni bir havalimanı diyoruz. Çok büyük bir havalimanı diyoruz. Ama bundan 3 sene sonra sıkıntı yaşamamak için biz bugünden yatırımlarımıza başladık. İkinci faz yatırımlarımız işte bir tane ana pist, bir tane yedek pistin inşasıyla başladı. Bir sonraki aşamada içinde bulunduğumuz terminal binasının kapasitesini gene arttıracak, gene ek yatırımlar yapılacak. Dolayısıyla aslında bu biraz dediğim gibi bence temelde havacılık sektörünün Türkiye'de hızlı büyümesinden kaynaklanıyor. Biraz onunla ilişkilendirmek daha doğru bence. Bir de böyle bir yine kullanıcı tarafından bir soru sorayım yavaş yavaş sonlara doğru gelirken. Şimdi burada hem Türk Hava Yolları'nın launch alanları var hem de IGA'nın launch alanları var. Bir de siz bir CIP terminali inşa durumunuz söz konusu. Bununla ilgili plan nedir? Şimdi burada havalimanının çok fazla noktadan yolcu alıyor olması, çok farklı kitlelere hitap ediyor olması aslında bizi şu anlamda da biraz ön plana çıkartıyor. Biz her farklı segmentten yolcuya en iyi deneyimi sunmaya çalışıyoruz. Dünyanın her yerinden gelen yolcu. Aynen öyle. Şimdi şöyle düşünün. Buraya Çin'den de yolcu geliyor. Jamaika'dan da yolcu geliyor. İşte Afrika'dan da yolcu geliyor. Buraya gelen yolcuların burada aslında alıştığı mesela restoranlara bakarken damak tadına uygun bir alternatifi bulabiliyor olması mesela bizim için önemli. Bu yaklaşım aslında genel olarak hem sizin servis kalitenizi yukarıya çeken bir faktör, aynı zamanda da aslında aynı yolcudan daha fazla gelir elde etmenizi de sağlayan bir şey. Dolayısıyla aslında bu müşteri segmentasyonu diyoruz. Segmentleri doğru belirleyip onlara aslında doğru servisleri sunabiliyor olmak ciddi anlamda bir hani ekonomik değer de yaratan bir unsur. Bizim bu genel havacılık ve VIP terminalimiz biraz bu bakış açısıyla çıktı. Gene üst segment yolculara hitap eden, onlara dünyanın başka bir yerinde göremeyeceği bir deneyimi burada sunacağımız bir altyapı sunan bir proje. Onu da gene önümüzdeki yılın başında inşallah devreye alıyor olacağız. 2025 Ocak. İlk çeyreğe diyelim. Tamam, şartlara göre değişebilir yani ama Mayıs'a kadar açılacak diyebiliriz. O şekilde öngörürüz evet. Ya Selahattin Bey vallahi çok teşekkür ediyorum. Benim açımdan çok keyifli bir sohbet oldu. Açıkçası merak ettiğim birçok şeyi de sormuş oldum. Havacılık zaten benim genel olarak çok merak ettiğim alanlardan bir tanesi. Türkiye'de de birçok alan çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Dünya ile entegre şekilde ki savunma sanayinde de mesela son 10-15 yılda gerçekten inanılmaz işlere imza attık. Ama havacılığın da bir o kadar hızlı şekilde dünya hızına ayak uyduruyor olması hatta ki IGA'nın geçtiğimiz yıllarda da uluslararası alanda aldığı çok önemli ödüller vardı. Belki ona değinmek ister misiniz bilmiyorum ama bu alanda da iyiyiz yani diye düşünüyorum. Kapatmadan aslında evet ona değinmekte bence de fayda var. Çünkü şöyle biz gerçekten havacılık sektörünün ülkemiz için hem stratejik bir sektör olduğunu hem de katma değeri yüksek bir sektör olduğunu düşünüyoruz. Örneğin ortalama bir turist 99 dolar kazanıyoruz gelir olarak. Ki düşünün bu ortalamaya bizim otellerimizde kalan, yiyen, içen, burada bütün gününü geçiren bir turist profili de dahil. Evet. Ama havalimanını kullanan bir ortalama dış hat yolcusunun 50 doları geçen bir harcaması var ortalamada. Yani şey olarak. Fiyat performansta burası şimdi, çok daha fazla kazanç sağlattı. Dolayısıyla aslında şöyle düşünün.
Buranın bir küresel uçuş merkezi olması, normalde İstanbul'a hiç gelmeyecek bir yabancı, A noktasından B noktasına giden bir yabancı yolcunun gelip burada duty free harcaması yapması, yeme içme harcaması yapması, Türk Hava Yolları uçaklarını kullanması, Türk Hava Yolları uçakları dışında da gelen diğer hava yollarının buradan aldığı servislerden dolayı ciddi anlamda ekonomik değer yarattığı bir sistemden bahsediyoruz. Zaten bu Hizmet İhracatçıları Birliği'nin ödül töreni vardı. İlk 5 tamamen havacılardan oluşuyordu. Evet. Havayolu şirketleri ve biz vardık. Dolayısıyla günün sonunda ciddi anlamda döviz kazandırıcı etkisi olan, ekonomik değer yaratan ve bizim de aslında küresel rekabette rakiplerimize göre de aslında bir adım önde olabildiğimiz bir alan. Biz bunu çok önemsiyoruz. Burada yapılacak yatırımların, devreye alınacak hizmetlerin gerçekten önemli olduğunu düşünüyoruz. Ülkemize de, ekonomiye de ciddi katkı sağladığını düşünüyoruz. Az önce bahsettiğimiz o diğer parametrelerin yanı sıra neredeyse 100 bin kişinin çalıştığı bir sistemden, ekosistemden bahsediyoruz İstanbul Havalimanı'nı konuşurken. O anlamda da ciddi istihdam etkisi var. Havalimanı sistemi içerisinde 1100'den fazla şirket çalışıyor. Bu kadar şirketin, düşünün, yarattığı bir ekonomik aktivite etkisi de var. Dolayısıyla hani sadece İGA, Türk Hava Yolları gibi değil, aslında paydaşlarıyla, tedarikçileriyle, bütün sistemiyle beraber ciddi bir çarpan etkisi de var. Bu yüzden de aslında biraz böyle kıymetini bilip bence biraz daha odaklanıp gene daha böyle teknolojiye odaklandığımız, hizmette ve verdiğimiz servis kalitesinde ve verimlilikte önde olmayı hak ettiğimiz bir alan. Demin söylediğiniz konular da aslında buraya yansıyor. Mesela İGA'nın açılışından bugüne pek çok farklı otorite tarafından takdir edildiğini gördük. Bizim için tabii alınan ödüller kadar ödülleri veren şeyin, kişilerin kredibilitesi de ciddi önemli. En önemlisi o bence. Mesela dünyada en fazla okuyucusu olan, en fazla abonesi olan seyahat dergilerinden iki tanesi burayı dünyanın en iyi havalimanı seçti ayrı ayrı. Bütün dünyadaki havalimanlarının üye olduğu, havalimanları ile ilgili bütün faaliyetleri takip eden ve havalimanların sözcülüğünü yapan Airport Council International var, ACI. Onun işte sürdürülebilirlik, erişilebilirlik alanlarındaki en iyi havalimanı ödüllerimiz var. Geçtiğimiz hafta Avrupa'nın en iyi havalimanı ödülünü de aldık ACI'den. Keza gene bağımsız değerlendirme kuruluşları var, Skytrax gibi. Onlar da gene havalimanımıza birçok ödül verdi. Dolayısıyla böyle farklı farklı alanlardan ama bulunduğu alanların kredibilite olarak yüksek kuruluşlar buradaki aslında şeyin farkında. Biz bunu biraz daha böyle devam ettirip üzerine koyarak ilerletmeye çalışacağız. Şunu diyebiliriz herhalde. Uluslararası arenada saygınlığı olan yerler burayı ödüllendiriyorlar. Kesinlikle. Tam olarak ya aslında. Otoriteler diyelim. Buranın verdiği hizmet kalitesinin ve farkında önde olmasının farkında. Selahattin Bey, son olarak şunu merak ediyorum. Bence aslında özellikle hep konuşulur ya böyle üçüncü kuşak, ikinci kuşak şirket, üçüncü kuşak şirket falan. Siz burada kısa zaman içerisinde birçok tecrübeye de sahip oldunuz. Yani önemli bir yapının inşa edilmesi, işletime alınması, vatandaşların burayı kullanmaya başlaması, kullanıcı memnuniyeti. Ya çok önemli bir tecrübe birikimi de oluyor aslında burada. Birçok ödülden bahsettiniz. Bundan sonra da muhtemelen alınacak olan birçok ödül var. Ama dünyada da hani sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı yerlerinde de bu tarz yatırımlar yapmak isteyen çok önemli şirketler var. Ve bunlar da Türkiye nasıl ki zaman zaman Türkiye'deki önemli şirketler ya da kamu, yurt dışından çeşitli danışmanlık firmalarından danışmanlıklar alıyor ki bence bu çok mantıklı da bir süreç. Siz bu tecrübeyi yurt dışında herhangi bir lokasyondaki şirkete, yapıya bölüşüyor musunuz? Kapınızı çalıyorlar mı? Ya da ilerleyen süreçlerde böyle bir durum olursa bununla ilgili bir planınız var mı? Açıkçası bunu da merak ediyorum yani. Havacılık sektörünün bir özelliği küresel olarak dediğim gibi belli standartlarının olması, belli kurallara göre yönetiliyor olması. Dolayısıyla aslında burada geliştirdiğimiz bu know-how dünyanın herhangi bir yerinde kullanılabilecek bir know-how. Aynı zamanda ekonomik büyümeye paralel havacılık yatırımları da aslında bütün dünyada küresel ölçekte devam ediyor. Şu anda havalimanı genişletme veya yeni havalimanı yatırımı anlamında 1000'den fazla proje var dünya çapında, irili ufaklı. İyi bir rakam. Ve bu havalimanlarının en büyük meselelerinden bir tanesi de zaten aslında mesela
birçok yerde aynı sorun var. Bir havalimanı yapılmış, kapasitesinin sonuna gelmiş. İşte yeni bir havalimanı mı yapalım, bunu mu genişletelim? Yeni bir havalimanı yaparsak biz ona operasyona hazırlık ve havalimanı transferi dediğimiz bir ORAT süreci diyoruz. Dünyadaki en büyük ORAT sürecini biz yaşadık. Az önce söylediğim o 33 saatteki taşımanın arkasında aslında 2 yıllık bir hazırlık periyodu vardı. Veya işte bu havalimanların planlanmasında master planlama çalışmaları deniyor. Gene dünyadaki aslında en detaylı ve en kompleks master plan çalışmasını gene İGA İstanbul Havalimanı bünyesinde biz yaptık. Pandemi dönemindeki uygulamalar, pandemi sonrası gene talebin geri gelmesinde Avrupa'daki havalimanlarında yaşanan sıkıntıları hatırlarsınız. İşte bagajların dağıtılamaması, ama bu hala yolcuların yaşanıyor şu anda. Bazı yerlerde yine var yani. Gibi. Dolayısıyla hani gerek inşaat olsun, gerek master planlama olsun, gerek işte bu havalimanı transferi dediğimiz o ORAT süreçleri olsun, gerekse bu işletme konuları olsun. Gerçekten çok kıymetli bir know-how. Tabii bu süreç içerisinde de İstanbul Havalimanı sadece bir inşaat ve işletme şirketi olarak yoluna devam etmedi. Bu sistem içerisinde ihtiyaç duyulan birçok alanda da bizim yatırımlarımız oldu. Yeni şirketler kurduk. Bilişim şirketi kurduk, güvenlik şirketi kurduk ve bunlar aslında şu anda 10 tane şirketimiz var havalimanı ekosistemi içerisinde belli konularda operasyon yapan. Hem yurt dışından olası işte yatırım veya danışmanlık hizmetlerine ilgi gösterebilmek açısından, hem de bu şirketlerin operasyonel olarak tekelden doğru şekilde yönetilmesi, maliyet merkezlerinin doğru şekilde oluşturulması ve operasyonel verimlilik açısından geçtiğimiz aylarda İGA Holding AŞ şirketimizi kurduk. İlk etapta Eylül sonu itibariyle havalimanı sistemi içerisindeki bütün şirketlerimizi İGA Holding AŞ altına taşımış olacağız. Ama bu organizasyonel değişiklik bize en çok az önce sizin söylediğiniz işte yurt dışındaki projelerle ilgili yatırım veya danışmanlık anlamında rol üstlenebilme anlamında esneklik sağlamak üzere kuruldu. Dolayısıyla aslında havalimanımızı çok fazla ziyaretçi alıyoruz. Çin'den, Japonya'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan. Bu projelerle ilgili hani derler ya best practice nedir ona bakalım. Burası şu anda küresel anlamda bir best practice oluşturmuş durumda. Burayı görmeye geliyorlar. Burada bizim havacılık operasyonuyla ilgili sorunları nasıl çözdüğümüzü gözlemliyorlar. Ama tabii bunun bir ucu da tabii hani o kompleks sistemlerin kurgulanması aşamasına geldiğinde bizden destek isteyen şeyler de var, taraflar da var. Önümüzdeki yıllardaki stratejilerimizden bir tanesi de aslında bu alanda da büyümek. Burada önemli bir başlık var bence. Mesela mimarlık denildiğinde dünyanın önemli mimarlık firmaları var. Dünyanın herhangi bir yerinde bir şey yapılacağında kriter orasıdır. Türkiye ilerleyen yıllarda havacılık yol göstericiliği anlamında işletme açısından söylerim, marka olabilecek bir konuma gelebilir mi? Ben zaten o yolda olduğumuzu düşünüyorum. Yani havacılıkta zaten aslında baktığınızda inşaat, servis ve operasyonu biraz da girişimcilikle birleştirdiğiniz bir alan. Bu da bence ülke olarak kaslarımızın güçlü olduğu bir alan. Dolayısıyla hani biz daha cesur davranabiliyoruz ülke olarak. Çünkü birçok işte rakiplerimizi görüyoruz. Londra'da Heathrow 20 yıldır 3. pisti yapmayı tartışıyorlar. Bugün başlasalar bir 10 yıl daha süreceği konuşuluyor. Veya diğer yatırımlarda da benzer şeyleri görüyoruz. Dolayısıyla hani bazen cesur davranabilmek, girişimci olabilmek ama bunu da işte planlama ve teknolojiyle birleştirmek, işletmecilik kabiliyetiyle birleştirebilmek havacılıkta aslında ciddi bir avantaj ve bizleri bir adım öne çıkartıyor. Zaten burada oluşturulan bu ciddi know-how'la beraber bugün itibariyle ben havacılıkta artık Türkiye'nin söz sahibi bir ülke olduğunu düşünüyorum. Bu know-how'ın diğer yerlerde de paylaşılıyor olması bu markalaşma anlamında önümüzü daha da fazla açacak bir gelişme olur tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifliydi. Vakit ayırdığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Biz de geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Arkadaşlar İGA'dayız. Bence dolu dolu ve geniş zamanlı bir röportaj oldu. Bu röportaj 2 yıl sonra da, 5 yıl sonra da, 10 yıl sonra da çünkü 5 uçağın yan yana iniş. Yani 2040'a kadar birçok şeyi konuştuk. Ben işletmenin CEO'su Sayın Selahattin Bilgen Bey'e çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla karşınızda olacağız.